13. burç yok. Burçların kayması ve 13. burçla ilgili sizden gelen mailler, yorumlarla tereddütlerinizi ortadan kaldırmak için bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum. Kaldı ki 19.11.2011'de yazdığım yazıyla aynı açıklama. Yine o dönemde aynı iddianın ortaya atılması üzerine yazmıştım bu yazımı. Birkaç gün önce yine gazetelerde çıkan Babillerin haritalarının farklı olduğu ile ilgiliydi konu. O dönemde yılların, sezonların ölçümü için iki farklı ölçüt kullanılırdı. Bunlardan biri solar, diğeri aysaldı. Kameri yıl her biri 28 günden oluşan 13 aydan ve bir artık günden oluşuyordu. Solar zodyakta ise her bir 36 derecelik 10 evden ibaretti. Zodyak takım adaları ilk önce 10 taneydi. Bu sonra değişip akrep ve başak burçlarının ikiye bölünmesiyle 11, ardından akrep ve terazinin bölünmesiyle 12'ye çıkmıştır. Milattan önce 410'da Babiller gezegenlerin konumunu kullanmışlardı. Bizim şu anda kullandığımız kadar geniş bir ev sistemleri yoktu. Bu sistem Batlamyus zamanında geldi. Yaklaşık olarak milattan sonra 170'te Yunanistan'da eskiler bizim bugün kullandığımız evler gibi her burcu konumlar olarak adlandıran 0'dan 30 derecesini kullandılar. Fakat bu yok sayılarak bu açıklamalar yapılıyor. Bundan yıllar önce de bu konu gündeme geldi ve insanların kafası karıştırıldı. Şimdi olduğu gibi. Bundan yıllar sonra da aynı senaryolar tekrarlanmaya devam edecek. Burçlarda bir değişiklik olmadı. Astrolojiden anlamayan, yeterli bilgi ve araştırma yapmamış, astrolog olmayan, astroloji karşıtı çıkışlar sadece insanların kafasını karıştırmaktan öteye gitmeyecektir. Modern astronominin babası ya da çağdaş astronominin kurucusu olarak anılan Kepler, 1571 yılında Almanya'da doğmuştur. Kendisi astronomi alanında 3 yasanın mucididir. Kepler aynı zamanda fizikçi, matematik profesörü ve astrologtur. Bu nedenle astronomik kurum ve kuruluşlarına adı verildiği gibi astrolojiyle ilgili başta eğitim kurumları olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara da onun adı verilmiştir. Kepler Üniversitesi, merkezi Avusturya'da bulunan ve Amerika'da da başta olmak üzere çeşitli ülkelerde faaliyette bulunan önemli bir bilim merkezidir. Her şeyden evvel daha ilk öğretim çağında çocuklara artık yıl anlatılıyor. 4 yılda bir Şubat ayının bundan dolayı 29 gün çektiğini biliyorlar. Bu sebeple elbette burçların yıllara göre değişim günleri farklı olacaktır. Ben her zaman astroloji, astronomiden faydalanan sosyal bir bilim dalıdır. Astronomi, astrolojinin annesidir demiyor muyum? Türlü sözde açıklama ve bahanelerle yok nasıl açıkladı, burçların tarihleri değişti, yılancı takım yıldızı, yılancı burcu olarak 13. burç olarak astrolojide yer aldı şeklinde bir yaygara kopup duruyor. İyi de arkadaşlar, hani astroloji yoktu? Hani astrolojinin olmadığı ispatlanmıştı? Kim ispatladı? Hangi bilim otoritesi kabul etti? Ne oldu? NASA astrolojiyi kabul etti ama eleştirdi. NASA aslında 13. burç var ve tarihleri farklı mı dedi? Lütfen herkes Yüce Allah'ın kendine bahşettiği aklını, beynini, zekasını kullansın. Eğriyi doğrudan ayırt etsin. 13. burç yok. Bu tarz söylemlerle kafanızı karıştırmamalı. Astrolojinin bilimsel yönlerinin farkına varmalı. Benim de Amerika'daki Kepler Kolej'de öğretim üyesi olduğum gibi yapılan araştırmaları takip etmeli, öğrenmeli, bilgi sahibi olduktan sonra yanlış fikirlere kendinizi kaptırmadan ilerlemelisiniz. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.